Merhabalar. E-irsaliye uygulaması için DİA'da yapılması gerekenler nelerdir? Öncelikli olarak isteğe bağlı şekilde e-irsaliye kullanımı yapılacak ise ilgili lisansların alınması gerekmektedir. Ne kadar firma var ise burada firma sayısı bazında e-devlet e-irsaliye entegrasyonu lisansı tanımlanmalıdır. Lisanslarımız verildikten sonra E-fon arama listesi veya diyalogosuna tıklayarak kullanıcı listelerine gelip kullanıcıları çalıştırdığımızda burada hangi kullanıcımız e-irsaliye işlemi yapacak ise ilgili kullanıcıya gelip yetki kısmında yer alan e-devlet modülü altındaki e-irsaliye giden ve gelen kısmındaki ilgili yetkileri vermemiz gerekmektedir. Burada dilersek sadece görüntüleme, kaydetme, taslak silme gibi yetkiler de kısıtlandırılabilmektedir. Bu şekilde yetkilerimizi tamamladıktan sonra işlemimize kaydederiz. Sonrasında firma kartımıza gelerek firma kartı içerisindeki ayarlarımızı yapmamız gerekmektedir. F10 diyalogosuna firma yazarak firmalar listesini çalıştırırız. Burada e-irsaliye kullanacağımız firmaya gelip değiştir diyerek firma kartı içerisinde yer alan e-devlet sekmesine gelerek e-irsaliye ile ilgili alanların doldurulması gerekmektedir. Bu alanlar e-fatura çalışması mantığındadır. Entegratör, kullanıcı adı ve şifresi buralardan belirtilmelidir. Firma kartından gönderilecek olan mail, birim etiketi ve posta kutusu etiketi de bu alanlardan belirlenmelidir. Bu işlemimizi de kaydet dedikten sonra yapacağımız bir diğer işlem, şube mantığıyla çalışan bir firma isek, şube bilgilerindeki gönderici etiket alanlarıdır. E-Devlet firmasını tekrardan değiştir diyerek, şube ve depolara gelip, burada hangi şube üzerinden e-irsaliye kesilmesi isteniliyor ise ilgili şubeyi değiştir diyerek, e-irsaliye gönderici birimi ve posta kutusu yer almaktadır. Dilersek firma kartındaki gönderici birimini seçebileceğimiz gibi, buradan farklı bir gönderici birim etiketi de seçebilmekteyiz. Bu ayarlarımızı da kaydettikten sonra e-irsaliye gönderimini sağlayabilmek için kayıt numara şablonu oluşturmamız gerekmektedir. Bunun için de diyalogosuna gelerek arama alanına kayıt numara yazdığımızda kayıt numara şablonları listesine geliriz. Gönderilen ve gelen e-irsaliyeler için kayıt numara şablonları oluşturmamız gerekmektedir. Bunun için F4 ekle diyerek burada şeklinde bir açıklama belirtip tür kısmına geldiğimizde türümüzün satış irsaliyeleri irsaliye numarası olarak seçip hangi firma için bunu uygulayacak isek ilgili firmamızı seçip eğer şube farklılığı söz konusuysa her bir şube için farklı bir kayıt numara şablonu oluşturmamız gerektiğini ve devam ettiğimizde bu irsaliye numarasının geçerliliği için başlangıç ve bitiş tarihlerimizi belirleyip numara kısmına geldiğimizde irsaliye numaramız için 16 haneli bir numara belirtmemiz gerekmektedir. Benzer işlemi aynı şekilde e-faturada da sağlamaktayız. Ve bitiş numaramızı da belirledikten sonra uygulayacağımız bu kayıt numara şablonu e-irsaliyede kullanılacak ise evet seçeneğini seçip kaydetme işlemini sağlarız. Bunun gibi bir de gelen irsaliyelerimizin sisteme kayıtları sırasında oluşacak numaraları için yeniden bir F4 ekle diyerek burada fiş türü kısmında seçeceğimiz verilen cevap irsaliye numarası seçeneğinde bize gelmiş olan irsaliyelerin kayıt altına alınmasını sağlarız. Bunun için de şeklinde bir açıklama belirtebilir. Firma kartı için hangi firmada uygulayacak isek ilgili firmayı seçer. Tekrardan şube farklılığı söz konusuyla şube ayarlarını sağlarız. Yazı kısmında ise gelen e-irsaliyelerimiz için buradan şeklinde bir seri numaraları belirtebilir. Ve burada da aynı şekilde 16 hane olacak şekilde bu ayarlamayı sağlar. E-irsaliye için söz konusu olacak ise bu seçeneği evet der ve işlemi kaydederiz. Kayıt numara şablonlarımızı oluşturduktan sonra e-irsaliye gönderimlerimiz e-fatura gibi kontür işlemi ile sağlanmaktadır ve her bir e-irsaliye gönderiminde 20 kontür düşmektedir. Kontür harcamalarımız için ise
Otomesaj sistemine gelerek burada kontür hareketleri ekranı üzerinden kontür hareketlerimize ulaşabilir. Aynı şekilde F4 kontür yükle diyerek kontür yükleme işlemini sağlayabiliriz. Sonrasında devam ettiğimizde yeni bir sekme açıp artık işlemlerimiz E-Devlet modülü altında bulunan E-İrsaliye giden, E-İrsaliye gelen kutusundan takip edebilir. Buradan E-İrsaliye kayıtlı kullanıcılar listesine ulaşarak karşı tarafa iletilmesi gereken posta kutu adreslerine de ulaşabilmekteyiz. Tanımlamalarımız tamamlanmaktadır. Bir sonraki videomuzda E-İrsaliye nasıl hazırlanır ve gönderilir videosu yer almaktadır.